beraber bu konuda yoğun bir mesai harcıyoruz. Sizin de yakinen bildiği üzere dünyanın dört bir tarafında bu bahsettiğim işler, TRT'nin içerikleri birçok insan tarafından, çeşitli milletten, dinden, milyonlarca insan tarafından izleniyor. Ve TRT'nin bu içerikleri sayesinde de Türkiye'nin temsil ettiği değerlerle tanıştı bu insanlar. WorkBoard Hello S'den herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. WorkBoard Hello S'yi Google Play ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. İlk final bölümünden itibaren bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği sayesinde de biz bu sene 4. yılımızda final bölümümüzü hamdolsun gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle evler hayat dolu dedik. Evlerimizde kaldık, karantinada kaldık. Ramazan ayında da bu program sayesinde, sizlerin sayesinde evlerimiz Kur'an-ı Kerim'le doldu. Evlerimiz huzur doldu, evlerimiz Kur'an doldu. Ben bu vesileyle bu programda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve diğer projelerde de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bu programa da video konferans yoluyla bağlanan Sayın Cumhurbaşkanımıza TRT ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu salgın zamanında büyük fedakarlıkla çalışan, başta TRT İç Yapımlar ekibi olmak üzere, 4 yıldır beraber çalıştığımız Halil Necmoğlu Hocam, Mehmet Ali Sarı Hocam, Osman Eğin Hocam, Osman Şahin Hocam ve sevgili kardeşim Mustafa Cihat'a da teşekkürü bir borç buluyoruz. Aynı zamanda tüm izleyicilerimize de ve katılımcılara da saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Allah Kadir Gecesini layıkıyla idrak etmeyi hepimize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Selam. Çok teşekkür ederiz sevgili Erdoğan. Bizden bir çocuk ya. Gerçekten de büyük emekler var. İsmail Cengiz Tekçi hatırladı. İzlerken tabii ki gönül rahatı evlerinde izlemekte ama aslında çok büyük bir emek, çok büyük bir coşku var. Evet, geldik büyük finalin birincisine. Bu akşam hocalarımızdan toplamda 396 puan almış. Ve böylelikle 4. Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nın şampiyonu büyük finalinde birinci oluyor. Kendilerini yürekten alkışlayarak tebrik ediyorum. Hüseyin Akbulut kardeşim bu akşamın birinci sorunu. Ya derim o velet olamaz diye. Gel seni başkanımız. Ya derim ben işte o velet olamaz derim. O velet çocuk çünkü yaşıtlarıyla yarışmıyor. Birinci olan bülbülümüze hediyesi 50 tam 6. Ooo 50 tam 6. Doktor, trilyon aldı yala. Tamam, ooo 150 milyar aldı. Biz de kendileri tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve yerini alıyoruz. Ya velet öyle kaldın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Evet öyle kaldı. Allah Allah yeter. Kalırım. Anne bunun bavul dikmesi gerekiyor. Her şeyim ortada ya. Abdestim sağlam bir kere. Her türlü sağlam. Buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. İfadesi hadis-i şerifi. 50 milyar. Ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Rabbimizin Peygamber Efendimiz'e gönderdiği en büyük mucizeyi yani Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde okumanın yarışmasına girmek adeta yine bize وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ayeti kerimesini hatırlatıyor. O yarışanlar var ya, yarışanlar işte Allah'a en yakın olan onlardır. Bu yarışmayı Allah'ın kitabı üzerinde yapmak da yarışmaların en hayırlısıdır, en güzelidir. Esasında
Biz bu yarışmayı bir eğitim olarak görüyoruz. Diyanet Başkanlığımızda vazife yapan 150 bine yakın hocamız için her akşam TRT televizyonunda, TRT 1'de 2 saate yakın bir Kur'an eğitim programı olarak biz bunları görüyoruz. Çünkü hocam, Erdoğan konuşacak. Ya onu bekliyoruz. Meşale yakacağız. O kadar muazzam bilgiler veriyorlar ki her bir hocamız için bir ders niteliği taşıyor hocalarımızın tahlilleri, değerlendirmeleri. Bu açıdan ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu projeye, bu yarışmaya verdiği destekten dolayı hürmetlerimi arz ediyorum ve TRT Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje hep devam eder. Ramazan ayı için diyorum ki Hızır gibi yetişti. Çünkü dünya olarak çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlerimizdeyiz ama Ramazan ayını evlerimizde daha güzel değerlendirme imkanı bulduk. Bu Kur'an yarışması da Hızır gibi yetişti. Evet. Yine Ramazan ayında milletimizi Kur'an'la o kadar buluşturdu ki, buluşmalarına vesile oldu ki, hem dinleyerek gönüllerimiz, ruhlarımız gıdasını aldı, hem de hocalarımızın değerlendirmeleriyle o ayetlerin talim olarak, tecvid olarak bir ders niteliği taşımasına vesile oldular. Zaman zaman ayetlerden alacağımız mesajları yine hocalarımız milletimizle paylaştı. Dolayısıyla çok bereketli, verimli bir yarışma oldu. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, devamını nasip eylesin ve milletimizi, bütün insanlığı Kur'an'ın nuruyla nurlanmaya, Kur'an'ın nurundan istifade etmelerini nasip eylesin diyorum. Çünkü Rabbimiz onu şifa olarak tanıtıyor bize. Ve nünezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an'ın müminler için bir şifa ve rahmet olduğunu ifade ediyor. Bu rahmetten, bu şifadan azami ölçüde yararlanmayı tüm insanlığa Rabbim nasip eylesin diyorum. Tekrar hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Diğer şey başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza yürekten teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk gününden itibaren bizlere desteklerini hiç esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şimdi sözü... Oyunumuzun sonuna geldik. Başka oyunu görüşmek üzere. Hoşçakalın.